Genel Vekili Gökhan Günaydın'a karşı bazı milletvekillerinin grup başkanlığı ve grup başkan vekili makamının bu şekilde idare edilemeyeceğini yani genel başkana muhalif olacaksınız ama bir yandan grup başkanı olacaksınız ve bir seçim yapılması gerektiğini güvensizlik önergesi vermek istediklerini söylemiş. Yani bunları da bir yandan görevden alınması gerektiği şeklinde kulis bilgileri var. Efendim ilk konu başlığımız tam da bu noktada geliyor. Sayın Cevizoğlu siz de başlayalım. Böyle bir durumda Özgür Özel ve Gökhan Günaydın görevden alınabilir mi veya alınır mı? Kesinlikle alınır. Bunlar, <laughs> bunlar doğruysa kesinlikle alınır. Çünkü CHP'de siyasal genetik ve davranış modeli odur. Genel başkana karşı çıkan çok demokrat bir parti olduklarını söylerler. Herkesin fikir özgürlüğü, düşünce özgürlüğü olduğunu söylerler. Yıllardır, onlarca yıl bizim bu ahir ömrümüzde tanık olduğumuz onlarca yıl içinde bizzat e, yaşadıklarımız, gördüklerimiz böyle. Genel başkanlığa aday olanı mahvederler. E, şimdi mesela elinde ne varsa onu da alırlar. Özgür Özel'in elinde ne var? Grup başkan vekilliği var mecliste, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Genel başkanları milletvekili olmadığı için temsil edemiyor CHP'yi. Değil mi? Genel kurula bile giremiyor. Yani Kemal Bey'in durumu o. Her yerde kaybettiği için Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna bile giremeyecek bir durumda. Şimdi e, orada bu yüzden özgür özel grup başkan vekili. O görevi de eline alırlar. Zaten sen okudun e, Gökhan Günaydın'la birlikte bizi böyle temsil edemez mi demişler? ikisine birden tepki olarak. E, tabii hem e, muhalif olacak <laughs> Genel Başkan'a adaylık e, söz konusu hem de grup başkan vekili yapacak. Tabii. Yani şunu demek istiyor, e, halk diliyle söylersek, bizim taşımızda bizim kuşumuzu vuramazsın diyor. Kendi taşını al, onunla at, kuşu vur diyor. Yani o da CHP Genel Başkanlığı. Bir de şimdi bu ekranda gördüklerimizden ve senin açıklamalarından, Türkiye'ye yapılan açıklamalardan da anladığımız şu, Ekrem İmamoğlu'nun geçen gün yine anlamsız, net olmayan, muğlak, muğlaklığın kralı şeklindeki açıklamasından sonra, Anlaşılan o ki İmamoğlu'nun yerini anlaşmalı biçimde özgür özel almış. Yani sen sen bak olmuyor, seninle olmuyor. İstanbul e, Genel Başkan İstanbul Belediyesi'nde kaptırmayalım diyor. E, kendilerine göre haklı olarak algılanabilecek gerekçeler var. Uğraşma, sen belediye başkanı ol. Ben CHP Genel Başkanı olayım diye aralarında bir iş bölümü yapmışlar gibi bir hava var. Zaten en son madde ne diyor? CHP'de göreve gelirsem. E CHP'de zaten görevdesiniz. CHP'de görevde gelirsem sözünü daha net söyleyelim. Ben CHP Genel Başkanı olursam, olmak istiyorum diyor Özgür Özel. CHP'de zaten çok önemli bir görev var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup başkan vekili olmak ne demek? Yani partiyi partinin lideri olarak mecliste sen temsil ediyorsun demek daha büyük bir şey ne olabilir? Türkiye Büyük Millet Meclisi ikinci makam değil mi? Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi. Orada CHP'yi özgür özel temsil ediyor. Yani bir yerde iki başlı bir CHP olmuş gibi oluyor. Eğer Özgür Bey'in eğer değil belli zaten göreve gelirsem diyor. İmamoğlu ile uyumlu şekilde çalışacağım. Yani iş bölümü yapmışlar. Sen belediyede kal. Ben CHP genel merkez olayım. Güzel güzel anlaşalım olabilir kendi aralarında böyle düşünmüş, plan yapmış, e, siyasi tasarım yapmış olabilirler ama genel merkez gözüyle CHP genel merkezi ve Kemal Bey'in etrafındaki ekip gözüyle bakarsak olaya ya bizim karşımızda bir İmamoğlu faktörü vardı. Onu bir şekilde çok pardon çok net olmasa da onu bir şekilde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına doğru yaklaştırdık. Kongre'de kaybedeceğini hissettirdik, aday olmayacak, onun yerine Özgür Özel çıktı, isim değişti. Aynı ekipten, İmamoğlu ekibinden başka birisi var, bizim için fark etmez, bunu da yok edelim diyecek. Ha İmamoğlu'nu yok etmişler, CHP genel merkezi çevresine uzaklaştırmışlar, ha Özgür Özel'i, aynı şey, isim değişmiş. Yani bir başka şekilde de ifade edersek, İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na, kendi genel başkanına karşı... Başka bir isimle bayrak açmış gibi oluyor. Ben biraz yıprandım. Bundan sonrası da hayırlı, umutlu gözükmüyor. Bari Özgür Bey, başkanım sen ol demiş. Ee, öyle bir e, durum var. Değişimi cephelere bölecek değiliz. Hatta değişime itiraz edenleri bile kapsayacak bir değişim öngörüyoruz. Yani ben genel başkan olayım diyor Özgür Bey. Ee, değişime itiraz edenler kim? Kemal Bey ve etrafındakiler. Biz genel başkan olalım, onları da partiden atmayacağız. Onlar başkalarını atıyor ama biz atmayacağız. Birinci madde ne diyor? Değişim ve dönüşüm olacaksa, yani biz genel başkan olacaksak diyor, ayrılarak değil, birleşerek olacak. Biz kimseyi partiden uzaklaştırmayacağız demek istiyor. Enteresan. Yani e, maskeli bir Ekrem İmamoğlu operasyonu gibi gözüküyor bu. Ama şunu bilmiyoruz ya da ben bilmiyorum. Özgür Özel... Belki çok önceden beri İmamoğlu kamuoyunda tartışılmaya başlamadan da önce bu konuda niyetlenmiş olabilir. Yani bizi dinliyorsa veya dinlemesine de gerek yok. Kendi kendine şöyle düşünmüş ve söylememiş olabilir. Ya İmamoğlu tartışılıyor medyada ama kardeşim ben TBMM grup başkan vekiliyim. E, bu benim hakkımdır. Daha tecrübeliyim, milletvekiliyim çeşitli gerekçelerle ben olmalıyım zamanı geldi zaman bunu açıklayayım demiş olabilir. Yani şu anda ortaya çıkmamıştır belki. Biz kamuoyu olarak şimdi bugünlerde çıktı ortaya gibi görüyoruz özeli. Böyle olmamış olabilir. Ee, belki de İmamoğlu'nu ikna edenlerden birisi de kendisidir. Fakat İmamoğlu'nun geçen günkü açıklamasındaki geri çekiliyormuş gibi yaptığı tavır o da belli değil. 5 tane eski CHP genel başkanı, eski tüfek genel başkanlar Karayalçın başta olmak üzere onlarla yemek yemesi, yemek yemesini propaganda yaparak bak eski genel başkanlar benimle birlikte oluyor demesi, dedirtmesi. Ama kılıçlar şey e, Karayalçın'ın en son yaptığı açıklamada bu beyaz atlı prens bekleyerek, kurtarıcı bekleyerek olmaz demesi üzerine İmamoğlu ile 5 eski genel başkanın, CHP genel başkanının aralarının açıldığını gösteriyor. Şimdi o eski tüfekler bu konuya Özgür Özele nasıl bakacak onu bilmiyoruz. Kısaca bunları söyleyebiliriz.